bakarsınız basit düz mantıkla neye ihtiyacımız var, nerede ne kadar üretmeliyiz. Yani bunun planlanması lazım. Şimdi hani diyorlar ya, bir yıl herkes patates ekmeye başlıyor. O yıl herkes patates ekiyor. Ertesi yıl başka bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü başka ürünlerde, başkalarda sıkıntı yaşanıyor. Ama şimdi ben de sanki buna benzetiyorum. Yani herkes bu yıl sanki aspir ekmiş gibi Kayseri'de bir durum mu var, bir tablo mu var? Ya da nereye böyle? Şimdi tarımdaki temel sorunlardan biri plansız üretim. Bunu biz sağlayamıyoruz. Kurum olarak sağlayamıyoruz. Çünkü idareciler günü kurtarmak için tarımla ilgileniyorlar. Genel olarak tarımla ilgilenmiyorlar. Aspir dedik. Aspir bitkisi Kayseri'de Yeşilisar'dan Sarız'a kadar her tarafta işte hibeli bir şekilde dağıtıldı. İşte yağ bitkisi dendi. Ondan fayda sağlanmaya çalışıldı filan. Aspir bitkisine baktığımız zaman bizim için yağ bitkisi, yağ elde ediyoruz aspirden. Bizim için stratejik bir ürün değil. Ya bizim için stratejik bir ürün değil ve aspir bizim damak tadımıza da uygun değil. Yani ay çiçeğine alternatif değil. Yani alternatif olarak kullanılıyor ama damak tadı uygun değil. Ben beğenmiyorum. Ayrıca şöyle bir şey var. Dediniz ya planlı üretim diye. Aspir'de Kayseri'de üretim izni almış 2 tane firma var. Burası çok önemli. 2 tane firma var. Tamam, bizim kayıttan üretim izni biz veriyoruz ya Tarım İl Müdürlüğü olarak. Yani ruhsatlı faaliyet. Ruhsatlı. Tabii 2 tane ürün var. Ama sen Yeşilisar'dan Sarız'a kadar aspir ektirdin. Peki bunları adam Sarız'da ekmiş, üretici Sarız'da ekmiş. Tabi Bünyan'a mı getirecek? Biri yanılmıyorsam Tuzhisar'da, öbürü de Bünyan'da diyebiliyorum. Tuzhisar'a mı getirecek? Bunun yağını tohumundan yağ ediliyor ya, tohumdaki yağı çıkartmak için Bünyan'a mı getirecek? Nakliye maliyet. Nakliye maliyet olacak. Adam ister istemez orada kendim, yani bunu bildiğimiz için söylüyoruz, kendi fason üretim yapıyor. Peki ben Tarım İl Müdürlüğü olarak bunlara engel olmak zorundayım. Engel olmam lazım benim. Ruhsatı almayan, üretim izni almayan, üretim izni almadan üretim yapanları engellemem lazım. Nerede benim üretim planlamam o zaman? Çok güzel bir bitki, dikenli, böyle rengarenk çiçekler olan bir bitki bıraktığınız zaman. Ama vatandaş herkese ektirdiniz. Planlama nerede? Ne oldu? Ne kadar yağ elde ettiniz? Bunun bilgileri nerede? İstatistik verileri nerede? Hepsi hasat edildi şu an. Bunlara istatistik olarak biz kullandık mı? Var mı elimizde bitkisi? Ne kadar, bu kadar ne kadar dağıtıldı? Aspir bitkisi ne kadar ürün aldık? Bundan ne kadar yağ elde ettik? Var mı? Yok. Daha öncesinde benim istatistiklerle ilgili ilgilenen arkadaşlarımız vardı. Onları sorun, bilgisi var mı bunun elimizde? Aspir bitkisinden Kayseri'de dağıtılan tohumluk aspir dağıtıldı. Bu bitkiden biz ne kadar tohum elde ettik, yağlık tohum elde ettik ve bunun ne kadarını yağa dönüştürdük ve nerede dönüştürdük? Bunu soralım, konuşalım. Var mı elimizde bitkisi? Belgesi, bilgisi var mı? Yok. Ya, aspir ekilen tarlaların verim kaybıdır. Tabii. Şöyle, bu aspir ekilen tarlada bir sonraki sene hubat ektiğiniz zaman %30 verim kaybı oluyor. Bu bilimsel bir veri. Herkesçe bilinen bir veri. Yani bunu ziraat mühendisi olduğunu söyleyen herkesin bilmesi gereken veri. Şimdi bunu ben önümüzdeki sene bu tarlaya buğday ekeceğim zaman, aspir ektiğim tarlaya buğday ekeceğim zaman bakacağım verim kaybı. O verim kaybını minimize etmek için ne yapacağım? Gübreye yükleneceğim. Toprak ölüyor. Toprak ölüyor. Toprakları mahvediyoruz aşırı gübrelemeyle. Bir sonraki sene bir daha. Şimdi Cumhurbaşkanımız açıkladı. İşte Ukrayna Savaşı'ndan sonra tahıl koridoru kurduk biz. Niye yağ bitkisi koridoru kurmadık da tahıl koridoru kurduk? Stratejik. Tahıl bizim stratejik ürünümüz. Yağ olmadan yaşayabiliriz ama tahıl olmadan yaşayamayız. Ve bu potansiyel bizde de var. Bizde de var. Ki tahıl ambarı diye. Tabii. Türkiye'de bahsedilirdi, okullarda öğretilirdi. Okullarda öğretilirdi, bahsedilirdi, her yerde anlatılırdı. Kendi kendine yeten ülkede buradan geliyor zaten. Tabii. 7 ülkeden biri der. Hatırlarsanız evet, kendi kendine yeten ama nerede? Biz artık ithal eder. Bu yanlış stratejiler. Günü kurtarmak için yapılan plansız hareketler, bohem idarecilik tarzları bugüne getirdi bizi. Tarım kurban ediliyor. Potansiyelin yok edilmesi değil, günü kurtarmak için tarım yok ediliyor. Yani tarım işte oradaki bölgedeki yetersiz koordinasyon diyelim. Tamam mı? Yani işi bilmeyenlerin yönetiyor olması tarımın, Kayseri tarımını zafiyete uğratıyor. Açıkçası Havza projesi uygulandı. İşte Havza projesinde bölge bölge neler ekileceği zaten sizin söylediğiniz gibi belliydi. Havza projesinden hiçbir şey kalmadı. Havza bazlı üretim. Şimdi ilçelere yazıyorlar. Diyor ki ne kadar aspir istiyorsunuz? İlçe müdürü cevap veriyor işte 10 ton aspir tohumu istiyorum. Niye? Orada tohumu dağıtacak. Vatandaş da diyor ki ben diyor aspir ekeyim de diyor para kazanayım. Vatandaşın derdi para kazanmak. Hele çiftçi, bu sıkıntıda, evet. Tabii bu sıkıntıda çiftçinin derdi para kazanmak. Ne eklersen onu ekersen onu yönlendiremiyorsan sen orada boşa ilçe müdürlüğü yapıyorsun ya da boşa müdür yardımcılığı yapıyorsun. Boşa il müdürlüğü yapıyorsun. İş burada yine liyakata dönüyor. Liyakata dönüyor. Yani Kayseri Tarım İl Müdürlüğü liyakatsizliğin tahakkümü altında şu an. Biz böyle bakıyoruz olaya. Olaya bakışımız bu bizim. Yani oturup da bir kişinin karar vereceği bir değil Kayseri tarımı. Oturacaksın, istişareni yetkili kurullarına yapacaksın, görüş alışverişinde bulunacaksın ve ortaya somut bir şeyler çıkaracaksın. Var mı böyle bir komisyon? Yok. Yani gösterişte vardır belki. Yani yapıyoruz ediyoruz ama yok, biliyoruz yok. Biliyoruz yok. Bir de şey bakın yani siz söyleyince aklıma geldi. Hani Kayseri'de bir mobilya fuarı düzenlenecek olsa ilgili tarafların hepsi geliyor, oturuyor. Bir görüş alışverişi, bir fikir ortaya konmaya çalışıyor. Ya da başka bir şekilde başka bir konu gündeme geldiğinde yine ilgili taraflar araya geliyor. Ama hakikaten bu kadar stratejik bir konuda bu şehrin üniversitelerinin, işte bu şehrin sivil örgütlerinin, sendikalarının ya da işi bilen insanların bir araya gelip böyle bir çalıştay şehirle alakalı bir araya gelişlerini de göremiyoruz. Yani öyle bir kalkınma denir ya işte tarımsal kalkınma. Biz bunu sadece böyle projelerde, isimlerde görüyoruz ama bu konuda bir fikir şey de yok. Görüş alışverişi de yok. Bizim bundan önceki il müdürümüz Özkan Kayacan vardı. Sonra gitti, evet. Genel müdür oldu. Onunla biz Kayseri Tarım Konseyi kurmak için uğraştık. Verilerini verdi. Bu bizim tarımda ilerleyen zamanlar planlamasını yapacaktık biz. Yani neler yapalım? 10 yılların, 20 yılların. Konseyi, evet. Konseyde neler konuşulacaktı, kimler katılacaktı her şeyi oturduk ve değerlendirmeye başladık. Tabii Özkan Bey gidince Sayın İl Müdürü bize kalabalık gözüyle baktığı için bu konuları çok fazla şey yapmıyor. Yani fikir alışverişinde bulunmuyor. Ben yaptım oldu mantığı var. Mesela elma çalıştayı yapılmıştı Kayseri'de. Kayseri biliyorsunuz Türkiye'de elma üretiminde 4. sırada. Ki bugün de festival var. Elma festivali var. Evet, Yahyalı'da. Canlı yayında evet. Vereceğiz bu arada. Yahyalı'da elma festivali var. Peki sen bu işte Mustafa Bey geleli 4 yıl oldu. 4 yıldır ne yaptın? Elma ile ilgili nasıl bir çalışma var? Hiç yok.